Türkiyəyə məxsus Akıncı pilotsuz uçuş aparatı İran prezidenti İbrahim Rəisini və digər dövlət rəsmilərini daşıyan helikopterin qəzaya uğradığı yeri müəyyən edilib. Bundan sonra əldə olunan koordinatlar yerli xilasetmə qruplarına ötürülüb. Həmin məlumatlar əsasında isə axtarış işləri yekunlaşıb. Qeyd eləyək ki, yerli xilasetmə qrupları əlverişsiz hava şəraitinə görə axtarışlarda çətinlik çəkdiyi üçün İran Türkiyədən pilotsuz uçuş aparatı istəyib. Buna uyğun olaraq Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi Akıncı pilotsuz uçuş aparatını və gecəgörmə qabiliyyətinə malik helikopterləri axtarış fəaliyyətlərinə cəlb eləmişdi. Həm insansız hava aracının havada qalma süresi, həm coğrafyayı tarama özellikleri, hem de fotoğraf çekme özelliğiyle son derece gelişmiş bir teknoloji olması hasebiyle şu anda dünya piyasalarında aranan bir hava aracına dönüşmüş oldu. Bunu üretebilmek, dediğim gibi 1974'te Türkiye Kıbrıs Barış Harekatı'na kalkıştığında batılı devletler Türkiye'ye ambargo uygulamıştı. Ondan sonra Havelsan, Aselsan gibi ordunun ihtiyaçlarını karşılamakla görevlendirilen şirketler kuruldu. Bu şirketler aslında oldukça başarılı örnekler ortaya koydu. Ama daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı bunları tek elden birleştirerek Bayraktar adı altında, şirket adı altında üretim safhası hızlı bir şekilde en üst teknolojiyle gerçekleşti. Böyle olunca da İran'da meydana gelen sabotaj veya kaza ile sonuçlanan helikopter kazasının yerini bulma konusunda İran beklenen başarıyı gösteremedi ama Türkiye'den gönderilen insansız hava araçları üzerinden enkazın yerine ulaşıldı ve önümüzdeki dönemde dünya piyasasında İHA ve SİHA'ların ciddi anlamda rağbet göreceği şimdiden söylemek mümkün. Qeyd eləyək ki, İrandakı missiyasını müvəffəqiyyətlə başa vuran Akıncı Van Gölü üzerinde Ayıldız təsviri çekerek geri qayıdıb.